Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi oliy matematikadan o'tadigan mavzuimiz determinanta va ularning xossalari. Demak, rejamiz. Rejamiz bu 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz 2-chi, 3-chi tartibdagi determinanta. Ikkinchi rejamiz determinantlarning xossalari va 3-chi rejamiz 4-chi tartibdagi determinanta. Endi 2-chi tartibli determinantni kesek. Bu ko'rinishdagi berilgan jadval 2-chi tartibli determinant deyiladi. Bu yerda A1-1 va A1-2'ler bu satır elementi. Demek birinci satır. A2-1 ve A2-2'ler bu ikinci satır elementleri hesaplanır. Demek bu satır. Endi üstünge ötadigan bo'lsak, A1-1 ve A2-1 bu üstün elementleri hesaplanadi. A1-2 ve A2-2 bu üstünde turgan elementleri hesaplanadi. Endi bu yerda turgan her bitta A'lar bu determinantning elementleri hesaplanadi. Demek indeksda turgan ifodalar, demek 1-1 degan birinchi satr birinchi ustunda turgan element degan ishorani bildiradi. Ya'ni bu determinantning koordinatasi ham desak bo'ladi. Endi determinantni hisoblashga keladigan bo'lsak, determinantning diagonalida turgan elementlarning ko'paytmalari ayirmasi bu deb chiqqan so'ng determinantning qiymati hisoblanadi. Ya'ni A1-1 elementni A2-2 elementga ko'paytiramiz. Undan A1-2 va A2-1 elementlar ko'paytmasdan ayiramiz. Shundan chiqqan so'ng determinantning determinantni javob hisoblanadi. Endi determinantni xossalariga keladigan bo'lsak, demak, ikkinchi tartibli determinantni xossalari. Agar determinantning barcha ustun yoki bo'lmasa satr elementlarini almashtiradigan bo'lsak, determinantning qiymati o'zgaradi. Ya'ni mana yerda mana misol tariqasida ko'rsatib qo'yganmiz. Mana bu determinantimizda turgan birinchi satrimizni birinchi ustun shaklida yozib, ya'ni A1-1, A2-1 deb, ya'ni ustun shaklida yozib. İkinci satırda turgan elementni ikinci ustun qilib yozdik. Mana bir ikinci ustunda turgan elementni ikinci satır qilib yozdik. A1-2 va A2-2 ni mana satır qilib yozdik. Bundan ko'rib turibsizki, determinantning qiymati o'zgarmadi. Endi keyingi xossamiz, agar determinantning ikkita yonma-yon turgan satrini yoki ustun elementlarini o'rnini almashtirsak, determinant qiymati mos ravishda qarama-qarshi o'zgaradi. Yana mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, determinantni yonma-yon turgan ustunlarni almashtirib olganmiz. Ya'ni birinchi determinantimizda A1-1, A1-2 birinchi ustunda turganini o'rnini almashtirib oldik. Ya'ni A2-1, A1-1, A2-2, A2-1. Demak, almashtirganimizdan so'ng mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, determinantning qiymati qarama-qarshisiga o'zgardi. Endi agar determinantning biror satr yoki ustun elementdan umumiy ko'paytiruvchiga ega bo'lsa, u holda bu ko'paytiruvchini determinantdan tashqariga chiqarib olishimiz mumkin. Mana bu yerda ikkinchi ustunda turgan elementlarni oldida lambda ko'paytiruvchi bor. Shu lambda ko'paytiruvchini biz determinantdan tashqariga chiqarib olish mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ko'paytirganimizda A1-1da lambda A2-2 ko'paytiryapmiz va undan ayiryapmiz lambda A1-2 ni A2-1 ko'paytiramiz. Lambdani qarshisidan tashqariga chiqarib olyapmiz va lambdani tashqariga chiqarib olganimizdan keyin hosil bo'lgan ko'paytma bizga mana bu ikkinchi tartibli determinantni beradi. Endi misollarni ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu yerda misol berildi, demak determinantni hisoblaymiz. Demak, birinchi determinantimiz birinchi satr birinchi ustunda turgan element 3. Demak, birinchi satr ikkinchi ustunda turgan element -2. Mana 6 endi ikkinchi satr ikkinchi ustunda turgan element hisoblanadi. Endi shu determinantni hisoblashga keladigan bo'lsak, demak 3 ni oldiga ko'paytiramiz. 3 ko'paytirilgan 6. Endi bundan ayirishimiz kerak -2 ni 4 ga ko'paytiramiz. Yani -2 ko'paytirilgan 4. Demak 3 kere 6 18, -2 ni 4 ga ko'paytirsak 8, oldidagi minus ishora bilan +8 bo'ladi. Demak 18 ni 8 ga qo'ysak 26 hosil bo'ladi. Keyingi misolimiz, demak 5 ni 4 ga ko'paytiramiz 20, 7 ni 2 ga ko'paytiramiz 14. 20 dan 14 ga aylaydigan bo'lsak 6. Demak determinantimiz hisoblanadi. Endi 3-chi tartibli determinant. Demak ikkinchi tartibli determinantda 2 ustun 2 satr bo'ladigan bo'lsa, 3-chi tartibli determinantimizda 3 satr 3 ustun bo'ladi. Demak, bu yerda A1, B1, C1lar demak satr elementlar, demak A'lar o'zi ustun elementlari, B'lar ikkinchi ustun, C'lar esa 3-chi ustun deb ko'tarib. Endi bu 3-chi tartibli determinantni hisoblashda u determinantlarni hisoblash uchun birinchi satr birinchi ustunda turgan elementni yozib olamiz va shu satr bilan shu ustunni o'chirib olamiz. Qolgan determinantni yozamiz. Qolgan elementlardan hosil bo'lgan determinantni yozamiz. Va minus birinchi satr ikkinchi ustunda turgan elementni yozamiz va shu turgan satr bilan ustunni o'chirib olamiz. Satr bilan ustunni o'chirib oladigan bo'lsak, A2C2, A3C3 va minus birinchi satr uchinchi ustunda turgan elementni yozamiz
Ve şu şu setler ve üstün elementlerin uçurmamız asıl buraya determinant yoksa. Ve şu soplaşlarımız üçüncü tarifte determinant soplaş olarak. Şimdi determinant hostalar, demek bunlar da ayrı bölgeyi. Demek birinci satır ve üstün elementlerin anlaştırması bunun cümletleri özgürlüğü. Bu yani kutluşu üçüncü tarifte determinant yani maskeladı. İkincisi, ikide paralel katorla anlaştırsak bunun iş orası kanama karşısında özgürlüğü. Demek bu üçüncü tarifte determinant yani doğru. Demek ikide paralel katorla bir hızlı bulunan elementleri ikide paralel katorların bir hızlı bulunan elementler determinantın örgütlüğü olarak. Kengisi, bir katar elementlerin umumi köpeltüksünü determinant belgesinden taşkaya çıkarılmış mümkün. Ve beşinci korsanız, determinantın bir katarının elementlerine, onge paralel katar elementlerine ihtiyari bir kısmı köpeltirip koşurgenle determinantın kıymeti özgürlüğü. Kengisi, bana determinantı soğuk. Demek bu üçüncü tarzını determinantı soğuklaştık. Demek, formülüye göre, demek birinci satır, birinci üstünde durduğun element yazı olanız bu ikki. Şimdi şu durduğun satır buna üstünde üçü olan. Neticede hasıl olan ikinci satır determinantımız. Minus 2 yu 1, 2 yu 3. Minus, yani birinci satır ikinci üstünde durduğun element yazı olanız. Demek minus 3 olabilir, minus 3. Demek şu durduğun satır buna üstünde üçü olan. Neticede 5 yu 1 ve 3. Dan hasıl olan ikinci satır determinant kaydı oldu. Ve üçüncüsü de birinci satır üçüncü üstünde durduğun element yazarmış demek diyor. Ve şu durduğun satır buna üstünde üçü olan. 5 yu minus 2, 1 yu 2. Şimdi ikinci satır determinantı kısaplaştık gördük. Demek diğer kanallar birbirine köpeltirdi. Demek minus 2'nin 3'ü köpeltirsek minus 6, minus 1'de 2'yi köpeltirsek 2. Ve kısaplaştık 10 metre diyeyim olsak demek determinantı son kıymeti minus 10 dediğini çıkardık. Şimdi determinantı kısaplaştık yani İki usulü var, yani ikinci usulünü görüyoruz. Demek bu Sarius usulü değiller, diyor ki muhtemelen üç bütçeler usulü hangi bedeler. Şimdi bu yerde determinantı toplaşırken de adam devgen aldı türlü elementlerin birbirine küpeldi oranımız. Demek bana devgen aldı türlü elementleri yani 2, minus 2, 3 birbirine küpeldi oranımız. Plus, şimdi bu tuşu diğer kenarda tepedeki ikide paralel bulunan element küpeldi oranımız. O pastan bütçelerin iki elementi küpeldi oranımız. Demek bu diğer anlam dolayan bu şey 3, 1, 1 elementler birbirine köpeltiyoruz. Şimdi bu tuşu işimizi pastan devam ettirelim. Yani 5, 2, 4 birbirine köpeltiyoruz. Buna diğer anlam dolayan bu şey pastan 2 element 5, 2 ve tepeden bitti 4 dolarız. Bunu köpeltiyoruz. Şimdi bu tuşu yani işimizi test gelsin. Yani 2, minus 2, 3 diğer anlam nispetinden dolayan bu şey. Şimdi 4, minus 2, 1 diğer anlam nispetinden şu işte becerelim. Yani 4, minus 2, 1. Şimdi şunun tepesinden iki denemin 5, 3, 3 5, 3, 3 yani kengisi pastan 1, 2, 2 yani 1, 2, 2 elementler aldım. Neticene sohbetliğe olmasa ki minus 10 bunda yan bırakışı var. Demek determinantı birinci üsulda hem ikinci üsulda hem sohbetsek ikilesi daha bırakıp cevap çıkardı. Şimdi üçüncü üsulda göredeyen bu olacak. Üçüncü üsulümüz saldara usul. Bu yerde şartlı yararışta birinci ve ikinci satırda durduğun elementlerde üçüncü ve dördüncü satır kıttırıp determinantı yolu varımız. Yani bana bu yerde görüşürüz ki 2, 3, 4 de bana bu yerde 4. satır kılıp yazmayalımız. 5, minus 2, 1 de meğerde 5. satır kılıp yazmayalımız. Şimdi bu yerde bana çizmada görüp durduğumuzda diğer kenarlarını birbirine köpeltirip çıkarız. Yani 2, minus 2, 3 köpeltirdik. 5, 2, 4 köpeltirdik. Ve 1, 3, 1 köpeltirdik. Yani bu tuşu, yani şimdi tez kere diğer kenarlarda köpeltirip çıkarız. Yani 4, minus 2, 1 1, 2, 2 ve 3, 3, 5 elementler köpeltiler. Neticede bundan hem minus 10 cevap çıkar. Şimdi demek ki görüp durduğunuz üçüncü usulda hem determinantı işlesek bunu üçüncü de hem bir geçim çıkar. Yine kaç usul kolay olursa şu usulden faydalanışı mümkün. Şimdi dördüncü tarifli determinantı kesin. Demek ikinci tarifli determinantı ikide satır, ikide üstün vuradı. Üçüncü tarifli determinantı 3'te satır, 3'te üstün vuran. Demek 4. tarifli determinantımızda hem 4'te satır, 4'te üstün den ibaret bulalım. Demek bu yerde görüşümüz mümkün. Demek A'lar bu yerde A1, A2, A3, A4'lar bunlar üstün elementleri. B'ler 2. üstün, C'ler 3. üstün, D'ler 4. üstün elementleri. Bunu kısablaştığında hem 3. tarifli determinantı kısablaştığında boşak kısablanırlardı. Yani birinci üstün birinci satırda durduğun element yolu olmadı. Yani A'lar element yolu olmadı. Ve şu durduğun satır buna üstün elementlerini uçur olmadı. Ve neticede korgan üçüncü takip edildi. Yani birinci satır birinci üstünde uçur olmadı. Korgan
elementar namaz bugün üçüncü tertibini dedim yine. B2, S2, D2, B3, S3, D3, B4, S4, B4 elementar form. Şimdi bu düşürdüğün işimiz ne? Yani birinci satır ikinci üstünde durduğun elementi olamaz. Yani birinci satır ikinci üstünde durduğun element B1. Şunu olganımızdan gelin, şu durduğun satır buna üstün elementlerine uçur olacak. Ve kolgen elementlerden olması bugün üçüncü tertibini dedim yine. Bu düşüklü gençlerimiz bu yerden devam ettirdik. Demek birinci satır elementlerini ahir geçebilirmiş. Ve şundan ki determinantı sorduk. Yani bu dördüncü tertibli determinantı, üçüncü tertibli determinantı şuru olarmış. Demek üçüncü tertibli determinantı sorduk. Şu usulünü gördük. Ahirge usulundan faydalanıp bu determinantı sorduğumuzda ve dördüncü tertibli determinantı kıymetini çıkarmış. Şimdi bu minor. Minor de demek ayetler. Demek birinci, bana bu yerde görüp durup biz demek A1, 3 minor dediğime geldiler deyilse demek üçüncü tertibli determinant olabiliyor musak? Birinci satır, üçüncü üstün elementler ölçülü varlıysa demek bundan korken determinant A1, 3 elementin minoru dediğime geldiler. Bana bu yerde bunu görüyoruz. Demek birinci satırda ve üçüncü üstün ölçülü var. Demek A1, 3 elementin minoru dediğime demek M harfı bulan belgelerinde M1, 3 yani minor 1, 3 demek kolgen elementler A2, 1, A2, 2 A3, 1 ve A3, 2 elementlerden olsa kolgen ikinci tartıfı determinant. Demek bu A1, 3 elementin minor deptörü baytalar. Şimdi bana tanışı bu aralar demek determinant deptörü kvadrat matrislerden düzülgen cihazlar sari usulü demek gördük 3 bütçeler usulü hamle kaldılardı. Demek determinant yetişimi 3 bütçeler usulü. Demek minor determinantın satır ve üstünün ölçülüşten hasıl bulgen tartıbı belirleyen determinantın tartıbı bitteki kemeyen determinant. Demek algebraik tolru ucu minorun işaretini anıklı ifade. Demek en iki tartıbı determinantı. Erlik onluki ihtiyarı naturasyonunu koyup hasıl kılınken birinci, ikinci, üçüncü ve hakkında tartıbı yemin. Tartıbı determinantlar değil. Şimdi bana bu yerde nazara soruları verirken şu boyunca düşünmeyen sorularıyla bakmalı. Çok elektron manzara bakmalı. Şuna çıkalım. Oldu mu?